Suriye'deki enerji rezervleri birçok kesimin iştahını kabartıyor. Ülkeler ve taşeronları pastadan pay kapma telaşında. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrolü kontrol etme isteğine bulduğu gerekçe ise ilginç. Eskiden zafer kazananlar ganimeti toplardı. İnanın bana, burada zafer kazanan yok. Ama hep söylediğim gibi petrolü alın. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu sözleri 2011 yılında söylemişti. Başkan olduktan sonra da buna uygun adım attı. Daha önce terör örgütü DAEŞ'in elinde olan alanlar şimdi bir başka terör örgütü YPG PKK'nın elinde. Suriye rejimi ekonomik darboğazdan çıkmak için bu alanlardan pay istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de petrol gelirlerinden pay alma niyeti artık açıkça dile getiriliyor. Donald Trump birkaç gün önce verdiği demeçte o planını açıkladı. Bizim de bu petrolden pay almamız gerekir. Benim niyetim ExxonMobil ya da başka bir büyük şirketle anlaşmak. Şu anda petrol alanı çok büyük değil ama yer altında büyük bir rezerv var. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden buradaki petrolü istiyor? DAEŞ'in bölgeye intikal ettirildiği, bölgede hakimiyet kurduğu dönemden PYD'nin hakim olduğu döneme kadar Amerikan ve Rus menşeili bazı özel şirketler bölgede zaten petrol üretiyorlardı. Yani neden istiyordan ziyade aslına bakarsan istemiyor zaten, o bölgelerde petrol üretiyor Amerika. Bunları kaybetmek istemiyor. Suriye petrolünün %90'ını Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği YPG PKK kontrol ediyor. En verimli alan olan Haseke dışında Deir ez-Zor ve Rakka'dan önemli miktarda petrol çıkarılıyor. Petrol satışının büyük kısmı yasa dışı yollarla Kuzey Irak'ta yapılıyor. Yıllıkta PYD'nin buradan geliri 550 milyon dolar civarında, sadece petrol satışlarından kendisine kalan. Bu da bölgede bir terör devletinin başlangıçta finanse edilmesi için gayet yeterli. Suriye küresel petrol rezervinde sadece %0,14'lük paya sahip, ancak tespit edilenden daha fazlasının olduğu tahmin ediliyor. Petrol gelirleri komşularından çok daha az olsa da terör koridoru hayali kuranlar için bu yeter de artar bile. Uzmanlar Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş yüzünden yıkılan bölgenin imarını finanse etmeyeceğini hatırlatıyor. Bu gelirlerin güvenli bölgeye dönen Suriyeliler için Türkiye tarafından kullanılması gerektiğini belirtiyor.